Selamünaleyküm dostlar, hoş geldiniz. Ülkemizden ve dünyadan çok sayıda yeni gelişmeyle karşınızdayız. Amerika Birleşik Devletleri Indo-Pasifik Komutanlığı Indocom tarafından yayınlanan bölgedeki Çin Halk Cumhuriyeti ve ABD dengesini gösteren grafikleri görmektesiniz. 1999 mevcut durum ve 2025 yılı paylaşılmış. Burada ABD'nin kendini biraz küçük gösterdiğini, bölgedeki varlığının daha büyük olduğunu fakat Çin'in artık ABD'yi geçtiğini belirtelim. Yine Amerika Birleşik Devletleri Tayvan politikasında çok ciddi bir değişikliğe hazırlanıyor. Indipokam komutanı Philip Davidson, 40 yıldır stratejik belirsizlik politikası uyguluyoruz. Bugüne kadar Tayvan'ın statüsünü koruduk ama artık bunları düzenli olarak yeniden gözden geçirmeliyiz şeklinde Çin'in düşmanı Tayvan hakkında açıklama yapmış. Bilindiği gibi Çin Tayvan'ı kendisine ait olarak görürken Tayvan kendini ayrı bir ülke olarak görüyor. Bir diğer haberimiz, Jandarma Genel Komutanlığı'nın faaliyet raporu paylaşıldı. Jandarma tarafından paylaşılan raporda Hürkuş C konusunda isteğin devam ettiğini görüyoruz. Bu da olumlu bir haber. Yine önümüzdeki 5-6 yılda Jandarma Genel Komutanlığı'na ilave 18 atak, 33 T-70 Black Hawk, 20 adet T-625 Gökbey ve 6 adet kargo uçağı satın alınacağı da burada belirtilmiş. Bir diğer haberimiz, İtalyan Andre Doria Destroyer'ının Toronto üssüne giderken yaptığı kanal geçişini görmekteyiz. Buradaki alan o kadar dar bir alan ki üstelik geminin önünde veya arkasında römorkör ve çekici yok. Çok iyi gemicilik isteyen bir hamle. En ufak hatada 7000 tonluk Destroyer'ı toparlayamazlarsa kaza olacağını da belirtelim. Yine Destroyer demişken Sokollu Mehmet Paşa ve Aydın sınıfı mayın avlama gemimiz TCG Ayval'ın Ukrayna Odessa limanındaki fotoğrafları paylaşılmış. Havadan çekim yapıldığını görmekteyiz. Libya'da önemli bir gelişme yaşandı, zaten bekleniyordu. 24 Aralık'ta Libya'da yapılacak seçimlerde ilk aday belli oldu. Ali Fethi Başa'nın ilk aday olduğunu belirtelim ki zaten bekleniyordu. Bilindiği gibi şu anki seçimlerde Fethi Paşa seçilemedi fakat seçilememesinin en temel sebebi doğudan, batıdan ve güneyden bir aday olacaktı. Dolayısıyla doğu bölgesindeki Akila Sali ile aynı listede yer aldı. Dolayısıyla darbeciye oy vermek istemeyenler yüzünden Fethi Paşa'nın başbakan seçilemediğini de belirtelim. Dolayısıyla şu an mevcut başbakan Dibeybe seçildi fakat Fethi Paşa'nın 24 Aralık'ta en büyük favorilerden birisi olacağını belirtelim. Yani beklenen bir şeydi. Libya'da Misrata temsilcisi olarak yarışacak kendisi. Güçlü bir figür. Yine bir diğer haberimiz, Libya ordusu tarafından yapılan açıklamada paralı askerler yeniden Sirte'deki mevzilerine döndü açıklaması yapıldı. Libya ordusu yeni kurulan Abdülhamid Dibeybe hükümetine güven oyu oturumu için Sirte kentinin dışına çekilen yabancı paralı askerlerin eski mevzilerine geri döndüğünü açıkladı. Bir diğer haberimiz, 7 Mart'ta Tel Aviv, Dalaman, Ankara, İstanbul, daha sonra tekrar Tel Aviv, tekrar İstanbul, tekrar Tel Aviv arasında mekik dokuyan İsrail'e ait bir jeti görmektesiniz. 8 Mart'ta İsrail Enerji Bakanı Güney Kıbrıs Rum yönetimine gitmişti. Bugün ise Mısır'a gitti. Daha önce pek çok kez İsrail'e hükümet yetkililerini taşıyan uçak olduğunu belirtelim. İstanbul'a kim geldi bunu bilmiyoruz. Bu şekilde bir haber paylaşılmış. Yine bir diğer haberimiz, Rusya Hümeynim askeri üssüne yerin altındaki boşlukları ve kurak bölgeleri tespit edebilen radar sistemi sevk ettiğini açıkladı. Rus güçlerine bağlı Askeri Mühendislik Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Pavel Rositki, Oko 3 model yeni radar sisteminin Hümeynim üssüne taşındığını belirterek radarın terör eylemleri gerçekleştirmek için yerin altına açılan tünellerin tespitinde kullanılacağını açıkladı. Oko 3 radar sistemi sadece zeminde değil, aynı zamanda beton gibi diğer ortamlarda da oyulmuş yerleri aramak için tasarlanmış. Sistem aynı zamanda jeolojik kazılar gibi sivil amaçlar için de kullanılabiliyor. Tahminlere göre Oko 3 radarı 50 metre derinlikteki tünelleri ve boşlukları tespit edebiliyor. Burada askeri kargo uçağının Hümeynim üssüne taşıdığı mühendislik ekipmanı ve malzemeler arasında aynı zamanda askeri mühendislerin el yapımı patlayıcıların infilak etmesi sonucu dağılan şarapnellerden korunmasında kullanılacak yeni tip OVD-202 koruyucu giysilerinde tedarik edildiği açıklandı. Bir diğer haberimiz Türkiye Cumhuriyeti Libya Büyükelçisi Kenan Yılmaz, Libya Merkez Bankası Başkanı Sıddık El-Kebir'i ziyaret ederek Ulusal Birlik Hükümeti'nin görevi devralmasıyla başlayacak yeni dönem ve ikili ilişkilerimiz hakkında istişarelerde bulundu şeklinde bir açıklama yapılmış. Hatırlarsanız geçen aylarda Libya ile Türkiye arasında merkez bankaları arasında bir anlaşma imzalandığını da hatırlatalım. Yine geçen gün sizlere Yemen'le ilgili özel bir haber yapmıştık. Yeni gelişmeler yaşanıyor. Suudi Arabistanlı muhalif hesaplardan yine paylaşımlar yapılmış. Bunların tamamı onların iddiası. Bayraktar insansız hava araçları Suudi Arabistan'ın Tayyip hava üssüne geldi. Suud ekiplerinin İHA eğitimleri başladı. Mağrib'de bazı deneme hedefleri seçildi ve büyük başarı yakalandı. Bayraktar İHA'lar muhtemelen günler haftalar içerisinde yaygınlaşacak. Yemen savaşının gidişatında büyük değişim bekleniyor. Gözlemcilere göre bu Bin Selman'ın verdiği tek sağlam karar şeklinde Suudi Arabistanlı muhalifin paylaşımını görmektesiniz. Kendisinin 2.3 milyon takipçisi olduğunu ve Mücahit isimli tag'ı kullandığında belirtelim. Siz de kendiniz Twitter'dan haberi kontrol edebilirsiniz. Son olarak şunu söyleyelim. Somali İçişleri Bakanı Muhtar Hüseyin Afra ile Federal İşler ve Uzlaşma Bakanı ile Türkiye Cumhuriyeti Somali Büyükelçiliği arasında bir görüşme gerçekleşti. İki ülke arasındaki ikili ilişkiler ve işbirliğinin güçlendirilmesi kararının alındığını da belirtelim. Evet dostlar, izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.